BBL Otherside günün ikinci serisi Haven haritasında başlıyor. Savunmada BBL proaktif bir oyunla başladılar. Oyunda arkası rahat alındı. Kafesten sonra da rakiplerini görecekler. Çok hızlı alındı. Aslan'la beraber Muş oraya yerleştiler. Muş hemen Şahin'i de ayarladı bir yandan. Bu arada Pova B'ye çok çok yakın. Şöyle bir lobi tarafına doğru flash pick mi gelecek diye bakıyorum. Aynı zamanda Otherside'den çok yavaş hücum. Bir B kontrolü alma çabası var. B'de bir alarm bot, bir tane tuzak var. Tamamen retake'e bırakılmış durumda. O yüzden Otherside buraya... Evet, bu arada Pova zaten tuzağı da kırdı yaklaşmadan. Ve Spike Plant'ı almadan şu an B tarafındaki tuzak kırıldı. Bu çok iyi bir haber değil BBL savunması için. Çünkü rakibin nerede olduğunu pek bilmiyorlar. Her ne kadar A lobi kontrolü alınmış olsa bile. Ya A lobi kontrolü var ama lobinin arkasına da geçemiyor şu an için. Ve Marvel uç bakalım getireceği bir destek söz konusu. Muj erkenden taglendi. Aslında baitleyebilir kendini bu arada Muj. Ama taktik herhalde bu arada C'ye doğru gidecek. C tarafında Eğimdelal kamerasıyla beraber bakıyor, açıktı. Hemen kamera kırıldı. Jeneratör arkası ilk oyuncu Eğimdelal görüldü. Güzel bir headshot idi rakibi ama Eğimdelal oraya sıkıştı. Ve Şapaz'ın kili sonrası entry'yi bulan Otherside C tarafına Spike Brand'ı alacak. Kero hemen keşif okunu kırdı. Ya zor bir retake olacak sanki. Çok iyi okudu oyunu Otherside ekibi. Genel olarak A'yı rakibine verdikten sonra mid round'da aldığı tek bir info ile birlikte oyunu C'de hızlandırdılar kontakta. Ve açılan round öncesi bir Viper ini vardı. Perdesi düzeltiyorum, arkadan iki oyuncu gelecek. Çok güzel, güzel bir şok oku ve of. Şapaz harika. Round'daki üçüncü killini alıyor. Bir paranoya var, Jonix Kero'yu bulmuş. Tek başına Fred, o da Pova'ya düşürüldü. 1-0 Otherside önde. Burayı neredeyse forcelamış kadar geçecekler. Açıkçası bir sonraki roundda light armor'lar ya da sahip olunamayacak yetenekler görebiliriz. Ve A lobby'yi alarak, A arkasını alarak başladılar. Evet, Şapaz bu arada ortaya double door kontrol için kamerasını kullanmıştı ama çok hızlı bir şekilde yakalandı Kero tarafından o. Hemen double door tarafında bir kafes bıraktı. Otherside çok kontrollü saldırı için. Yine bir C hücumu görülebilir. Burada Mi'nin de zaten zehir perdesi var. Onu hem double door'u hem de spawn'u kapatacak şekilde güzel çaprazlamasına göndermiş. Şimdi orada yakın bir oyuncu var cepte. Bakalım Fred o cepten bir şeyler çıkarabilecek mi? Double door'da Kero info almak için çıktı ama Mi'nin zaten biraz secure, biraz kontrollü halde. Ya bu arada sıkıştıracaklar. Ortaya tuşladılar. Ya Fred bir tane kill alırsa iyi bir yardım getirebilirler. Oh. Birebir takas. Fred dediğimiz gibi kill almayı başardı. Vay! Gelecek. Oh, vay! Harika bir dokunuş. Mükemmel bir flick. Mini de buldu aslan tek başına. Jonix. 30 saniye kaldı. Üzerine doğru şimdi baskı hissedecekler tabii ki. Duyuyorlar bu arada onun hareketlerinde. Çünkü samanda bir oyuncu var. Muş. Oraya doğru bir cross koydu. Jonix gelecek. Yarım canı var. Bir tane body shot bile yetebilir Şerif'le. Oraya doğru güzel bir flash daha attı. Bu arada aslan biraz zorladı ama 15 saniye artık C'ye doğru koşacak. Sesleri duyacaklardır. Double door tarafındaki oyuncular oraya doğru hızlıca geldi. Kero yakın mesafe. 8 saniye kaldı. Jonix çıkacak ve aslandan yine bir headshot daha geldi. İki tane Şerif, bir tane Ghost görüyorum. Uzun doğru hemen çıkacaklar. A tarafında aslan yakın mesafe. Muj'la beraber killer gelmeye devam ediyor. Kero da bir tane vurdu. Son oyuncu orada ama... Bu arada iki silah yakalandı. Kero'nun dikkatli olması lazım. Üçüncü olarak düşerse çok iyi bir anti-tek oranı da olmayacaktır BBL adına. Yani. Marvel bir yandan window'a bakıyor. Arkalayacak oyuncu şimdilik yok. Tabii yerde bir Phantom olduğu için onun üzerine doğru gitmek isteyecektir eninde sonunda Marvel. Veya Kero. Yani o da o silahın alınmasını istemeyecektir. Ama evet, zaten ağzını ikilediler. Eğimdeler double pick gelecek. Önce Kero çıktı. Önce Kero'nun çıkması tabii ki iyi sahne değil burada. Canı yarımdı. Bir tane body shot yetiyor. Sky operatörü çok değişik bir meta olarak Muş tarafından sürekli kullanılıyor. Belki de bu konuda dünyada bir ilk bile olabiliriz gibi. Şimdi Aksa'dan hemen pikleyip rakibinin spawn'a doğru cross koydu. Orada şu an için kimse yok ama birazdan birileri bakacak. Ve Pova bir info almak için çıkarsa da iyi bir açısı var diyecekti ama hayır, ortaya doğru gitmeye karar verdi. Otherside'in hücumu, double door içerisinde ikili savunma var. Ve yine retake'de denebilir. Tabii şu an Muj'un A savunması çok rahatlatıyor BBL'in oyunu. Çünkü hem kısayı hem uzunu görebiliyor tek başına. B tarafına doğru dediğin gibi muhtemelen bir hücum olacak. O Tarit'in sanırım görüşünü kapatmak isteyecek o karanlık örtüyle birlikte, işaretlemişti çünkü. İki tarafı daha atmış olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor ve erkenden gelen bir nano sürü. İkisi de işaretlendi. Pova hemen içeri gidiyor. İyi okudular burayı, gerçekten rakibinin dizilimine göre oynadılar.
Ve şimdi Otherside içeri girdiği gibi çok hemen plant'i alarak çıktı. Hasar almadılar. Yani Pova spike'ı kurdu. Hala 150 canda. Oh. Armor'ı bile gitmemiş neredeyse. Mini'nin nerede olduğuna bakar mısın? Evet. Line-up olabilir mi? Olabilir gibi. Şimdi arkaya doğru bu arada bakacaklar. Jonix hala B önünde. Min A'yı kesmeye devam ediyor. Marvel C'yi kesmeye devam ediyor. Bu arada Min, Muj'la beraber birer tane kill geldi ama Indelel oraya hazır bir şekilde çıktı. Şimdi Aslan zehir içerisinden çıkmaya çalışıyor. Bir headshot da aldı. Son kalan Şapaz onu da Indelel vurdu. İlk karşılaşmayı kazanan Oksijen eSports'la sanıyorum mücadele edecek. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Evet, Aslan Jonix'i yakalayarak başladı. Şapaz'dan hızlı bir takas gelmiş. Şimdi Fred oraya doğru molotofunu bırakacak. Arkasına doğru bu arada bir Cypher ultisi geldi. Tüm biber oyuncuların yeri belli ama ya bu Echo'da bu kullanılınca şu noktada ne kadar fark yarattı açıkçası benim büyük soru işaretlerim var. Çünkü saat kontrolü alınamadı hala Fred. Kısa çıkışına yakın Muş. Backside'de sürükleri gönderdi. İki tanesi kısaya gidecek zaten. Direkt iki tane info, hatta üç bile alınmış olabilir. Orada kalabalık olduğunu tahmin ediyor artık. BBL savunması paranoya çok iyi geldi. Muş full kör, Fred de kör. Fred güzel bir spray geldi. İki kill, üçüncüyü de düşürüyor. Arkası bir kafes gönderilerek darlanmak istenecek. Görüş kapatıldı. Oradan bu arada çok minimal bir hasar almış Şapaz. Min oraya geçmek için kullandı. Oraya doğru gelen bir kurt var. Oraya bakmadı ama güzel bir ikili oyun. Yani çok iyi kaplana cross odaklanan Min doğal olarak AMDL tarafından yakalanmış durumda. Erken bir oyuncu kaybetti. Belki de en skorer oyuncularından bir tanesini. Adasay bunun üstüne nasıl oyun kuracak? A'ya gittiklerini görüyoruz. Tabii skordan öte şu an C kontrolü tek başına Muju'da. Ve böylece BBL B'ye A'ya ikili savunma yapabilir. Ya şu an için BBL ekibinin bir karar vermesi lazım. Fred'de ulti var. Yani Fred'in oyun post-plant'e gidecekse çatışmaya giren ilk oyuncu olmaması evet, lazım. Evet ama side savunucusu olarak ilk oyuncu. Senin de söylediğin gibi bu sorun çıkarabilir. Eğer ilk düşerse Kero şimdi sesler yani gelecek. Yanına ikinci oyuncu Kero da geldi. Aslan da geçmeye çalışıyor. Şapaz side'e girecek. Fred ilk kill'i almış. Arkasında ikinci kill'i de alıyor. Şapaz dolaştı. Oo. Kero hazır. Ve son kalan oyuncu Pova olacak. Uzun tarafında. Oraya doğru yaklaşıyor yavaş yavaş. Ve Kero yakaladı. Çok iyi yardımlar. Şimdi bu arada bir ulti geldi. Onunla beraber bakalım nasıl oyun kuracak Otherside. Ulti Jonix'ten geldi diye tahmin ediyorum. Yok, Aslan'dan çıkmış. Hala aynı geçen round değil mi bu? Bu arayüz. Arayüzü boş verelim. Onu bir şey yapalım. Jonix'ten gelmiş ulti. Evet. Jonix şimdi yakın mesafe B tarafında Aslan'ı tahmin ediyor. Oraya doğru bir cross koydu backside'da. Sinematik. Frag movie şeklinde. Pov şeklinde izleyelim biraz maçı. Jonix B'ye doğru yaklaştı. Orada ikili savunma var. Hatta hemen AMDL yardıma da gelebilir. Aslan Fred'in önünü, Fred de Aslan önünü tutmaya çalışıyor. Fred shoulder atarken yakalandı Jonix. Yakalanabilirdi. Jonix bıçakları yenilendi ama Fred bu arada ikişer üçer vurmaya devam ediyor. Pova'dan bu kez bir takas gelmiş durumda. 2 vs 3 BBL hala kontrol de diyebiliriz round için. Muj geldi smoke arkası. AMDL'i bekleyecek. Bir dikkat çekti. AMDL geldi. Oraya doğru bir flash pick daha geliyor. Son oyuncunun da yeri belli. Marvel ve onu da yakalayan AMDL. İnanılmaz çevirip durması lazım oyunu. Evet. Arkasını alıp, C önünü alıp, window içi belki, garaj tarafı, alarm B önü botları, bu şekilde. Tuzakları, taretleri kırmaları lazım. Onları kırmıyorlar genel olarak. Ve orada duran her şey info veriyor zaten size. Buraya kimse gelmedi diye. Evet. Sadece ilk round bunu yapabilirler hatırlarsan. O da round olarak geri döndü zaten Otherside'a. Şimdi artık maçın 7. roundu. Yavaş yavaş ilk yarının kritik anlarındayız. Çünkü oyun kontrolü BBL'de ve Otherside'dan hani bu kadar ağır bir savunma haritası olmayan Heaven'da daha böyle enteresan saldırılar gelmesi lazım. Biraz tedirgin etmesi lazım rakibi ama şu an pek mümkün değil gibi Kero. Hemen smoke içine doğru yerleşti. Buraya doğru nano sürü bırakacak. Hemen açtı ama biraz geç kalmış olabilir. Bir tane de zıplamasınlar diye attı. Oo, ve çok güzel bir volley geldi Fred'de. İçeri doğru giren bir tane jet var ama onun dışında kimse yok. Ultisi var Fred'in ve kurmalarını geciktirebilir ama Fred pek oralı gibi değil. Canı çok az bu arada Marvel'ın. Dediğin gibi canı sadece 10, aşağı atlayan Kero'yu vurdular ama takasın bu kadar hızlı geleceğini düşünmediler. Şimdi of, ultiyi kullanmak isteyebilir Fred ve atıyor ultiyi. Şapaz içinde kalacak. Kill'le sonuçlandırdı. Muça eş zamanlı olarak Marvel'ı yakalamış. Önde kaldı Jonix. Min'le birlikte arka arkaya oynamak zorundalar ama tek başına artık bir Viper ininde Min var. Ve Min peek alıyor. Müthiş. Ama uzak mesafede AMDL'den gelen yardım bir round daha BBL'e yazacak. Belki garaj kaybedildi ama garajın geri alınımı çok kolay oldu. Fred önde. Harika 3 kill. Lineup ama Min. Bakalım durumu dengeye getirebilecek mi? İkinci kill ile birlikte 46 canı var sadece. Bu bir gun roundu. Anti-Eco değil. Tekrar hatırlatalım. Evet. Tabii
Yani onlar tedirgin oldular biraz. Hani diyorlar ki cross koyalım, gelen backup'ı vuralım önce bir. Ama bu biraz sanki BB'nin işine geldi. Çünkü rakibi site'e girmeyince arkaya dönmeleri noktasında iki tane oyuncu hem A arkasından hem de window tarafından pozisyon aldı. Zaten spawn'da şu an Muş çok kontrollü. C'yi sadece plant alındığında infosunu verecek double door ve B'yi biraz uzaktan bakarak bekliyor. Şu an yavaş yavaş prensesi geldiğinde taktiğin C olduğu anlaşılacak ve çok hızlı C arkayı bu arada alacaklar. Uzundan retake çok hızlı gelecektir. İki oyuncu arkadan gelecek mi bilmiyorum ama ilk oyuncuyu beklerler. İkinci oyuncuyu bence beklemeyeceklerdir. Şimdi yerler değişiyor bu arada. Window'dan garaja doğru ilerleyecek. Duvarda patlayan bir Tasmanya kaplanı. İki oyuncu da Window'dan geliyor. Pova ile birlikte eş zamanlı olabilir. Arkası dönük yakalandı ama tek başına kaldı ve MDLL. Hata yapmıyor burada. Harika takaslar yine geliyor. Şimdi 8-1'de agresif bir aks oyunu. Aslan köşeye yerleşti. Rakip bir betlenmesinden sonra, eğimdelerin üzerine çekmesinden sonra yakalamaya çalışacak. Bu kez çok daha hızlı bir oyun kurdu Otherside ve yani yarım dakika içerisinde A'ya girecekler. Yalnız kısa tarafında Aslan kapalıda beklemeye devam ediyor ve short önünü izleyen takım arkadaşı eğimdeler. Bir Tasmanya kaplanı çıkacak. Long yakında iki oyuncunun olduğu infosunu muhtemelen verdiler. Bunu hemen kırmasına ihtiyacı var. Yalnız kırarken Muj da eş zamanlı olarak Jonex'i yakalamış iki. Bova'yı da buldu ve Keromine'i bulunca tek başına şapas kaldı. Ben açıkçası Otherside'ını da endişelenecek olsaydım short'tan endişelenirdim. Şapazdan iyi bir deneme bu arada ama Aslan takası gelince 9-1 oldu. Muj kez double door'a gelmiş. Oraya doğru one way bir smoke geldi. Arkasına doğru Jonix hareketlendi. Bakalım girmeye deneyecek mi? Yakın mesafe. Oh. Muş kill'ini aldı, geri kaçtı. Sürüklerini de gönderdi. Orada Pova da yakalanabilir. Şimdi bir Sova ultisi geldi. Şapaz bu arada Muş'u bulmuş. Backside'da Fred yakalanabilir gibi. Ve yakalandı. Şapaz'dan güzel entry'ler var. Uzun tarafında Min. Eğim neler? Aslan ikilisi. Bir anda tek başına bıraktı Marvel'ü. Yani perdenin sağına geçmeye karar verdi ama herhalde boş olduğunu düşünerek evet, yaptığı bir hamle bu Min'den. Belki de kurabilse Marvel'e bir clutch pozisyonu bırakabilirdi. Sanırım backside'da rakip olduğunu düşündü. Bu arada Marvel'dan Aslan'a çok iyi bir reaksiyon. Double pick gelecek. Line-up gelebilir diye. Vallahi biraz riskliydi. Elemelerde BBL birçok karşılaşmada sınanma fırsatı buldu aynı zamanda yeni kadrosuyla birlikte. Bu karşılaşma en azından Haven haritası için çok tek taraflı geçtiğini söyleyebiliriz. 5 oyuncu birden long'tan koşuyorlar ve kamera muhtemelen hepsini duyuyor olsa gerek. Kamera kırıldı ama Fred'den gelen bir entry. Aslan 2'yi bulmuş. Tek taraflı geçiyor. Bu round'da olduğu gibi 3'e 2. Min ve Marvel'in killeri. Şimdi Viper in'i gelecek. Önünde kaldı o in'in. İçeriye doğru geldi. Joy'dan bir tecrit. Pek kazanma fırsatları kalmadı sanki. Şimdi Marvel Muş tarafından yakalanınca son kanisi Min. Kaldı içinde. 2 saniye, 1 saniye. Umarım beni görmezler. Ama olmadı. Muş. Yani özellikle takım halinde iş yapılmadığı sürece zaman zaman bireysel oyunlara da ihtiyaçları var. Pova'dan harika bir reaksiyon ama birebir takas. Min şimdi içeride ve güzel bir oyun daha. Klasik'le birlikte yerden Ghost'u aldı şimdi. Min biraz daha yakına girecek. Şapaz da yardıma geldi. Kamerasını açıyor Şapaz. Smoke'tan yakına girecek. Bir de Jonix var artık. Spike kontrolü şu an savunma ekibinde A'dan lurkleyen bir evet, MDLL var. Yani o çok kritik olacak. Marvel bunu tahmin ediyor belki ama tabii MDLL direkt lurkleyemiyor. Önce orada Fred'in biraz dikkat çekmesi, belki bir kill alması lazım Kero ile beraber ki hani o da lurkleyebilsin, arkalayabilsin. Şimdi sol tarafa Mori geldi, orada kimse yok. Sağ tarafa doğru çıkacaklar. Yakın mesafe Kero çok iyi çıkamadı ama Min zehir perdesini mükemmel kullandı bu round. Yani son kanın isimde Fred olacak. B ön tarafında Jonix ile birlikte Marvel. Marvel'dan net bir headshot. Karayı mı? Evet, Karayı. İki tabanca roundunu kazanmışlardı hatırlarsın evet, sadece. Oo, of, of, çok güzel vuruş. Güzel vuruşlar. Ekolara karşı bir hata yok. Marvel hala orada. Pova da kısadan biraz yaklaştı. Fred'i tahmin ediyor. Fred oraya doğru prefire çıkacak. Son kanın isim de Muş. Shine'ını hazırladı. Flash pick'ini attı. Yakın mesafe. Bakalım dediklerimiz gerçekleşecek mi? Otherside adına bir yol haritası bir evet, yandan çok kritik yazdık. Bir round. Onlara bir gerçekten yol verecek bu harita ya da işleri biraz zor olacak diyelim belki de bu harita için. BBL adına gerçekten her şey çok güzel gözüküyor. Tabanca roundları hariç onu söyleyebilirim. Bakalım double door önünde 3 tane BBL oyuncusu var. Muş Tasmanya kaplanını açtı. Jonix, Olmec'lere düştü. İkili oyunu tahmin ettiler. Bu kadar yakınsa bir oyuncu, bu kadar hemen kırılıyorsa bu Tasmanya kaplanı. Burada ikili bir oyun olabilir düşüncesi.
Çok kolay bir düşünce ve BBL hakkını aldı. Oradaki kutunun ben biraz daha bu arada kalın olmasını evet bekliyorum. Ya. Bir güncelleme bir şey olursa. Çünkü double door'u savunamaz hale geliyorsun. Ya window'dan bakacaksın ya da az önce ilk yapılan oyuncu gibi kaçacaksın oradan. Yani hani çok savunmasız bir yer orası. Yani fırsat kalmıyor pek dediğin evet. gibi. Evet, bu arada eş zamanlı olarak A'ya girildi. Çapaz'dan güzel bir savunma vardı. Min bu arada imdelil lurk'te yakalamış. Çapaz'ın klasik artık Heaven'dan kafese giren oyuncu yakalama olayı, tuzağa giren oyuncu yakalama olayı. Po'dan da bir headshot geldi. Fred'de Kero kaldı. Min Fred'de bulunca Kero'dan muazzam 1v3 clutch görecek miyiz? Bomba sürüyor, açıyor. Bu kadar önde yakalanmayı beklemeyecekti o da. Bu round'u hemen şurada bitireyim hamleleri. Evet, evet. Round'u noktayı koydu aynı zamanda. Yani önceki round'lardaki kadar sabırlı değillerdi. Bunu söyleyebiliriz. Yalnız Jonix yakalanabilir gibi. Muji gördü. Açısı çok iyi değil. Bir freak denemesi. Jonix geri kaçıyor. Site içerisine doğru. Şimdi pozisyonun alanlar gelecek. Aslan burada kısaya iyi sızdı. Elinde bir şerif var. Marvel bakıyor oraya ama Marvel çok o kadar hazır ki. Çok şık bir headshot'la beraber Aslan'ı yakaladı. Marvel. Onu geçen karşılaşmada kapalı elemede anlatamadım ama sık sık bahsettik. Of, yani ben anlattım. Gerçekten müthişti yani. Hani harika işler yıldız yaptı. Yıldız adaylarından biri Marvel, Min. Viper perdesinden çıkarken Kero'dan çok zor vuruş. İşaretlendi bir de ama biraz yani. Pova'ya hediye gitti bu kill. Tam İmdiler olarak önünüzde çıkarıyorum bu iğneyi derken Kero. Yakalandı ve imdiyeler yerden bir Phantom aldı. Mesafe Pova'dan güzel bir headshot. İki taraftan. Değil mi? Sadece bir hücum roundu, o da tabanca roundu. Bakalım BBL 2 round daha yazarak ilk haritanın galibiyetine ulaşabilecek mi? First Strike zamanından beri belki de hani kompozisyonda ve haritalar bakımından Split'le birlikte sevmediği haritalardan biri aslında bu. Tabii. Ama burayı çok daha çeşitli ve fazla oynuyorlar. Yardımlı, ikili oyunlu. Sülükler gönderildi double door içerisinde. Min şimdi geri kaçacak. Oraya doğru gelen bir tane sülük var. Birazdan infoyu vermiş olacak zaten. C tarafına speed taktik edecek. Jonix uzunda hala. Yalnız nereye girdi oradan? Muş double door içerisinde Min Kero'yu yakalamış. Min side'den bir oyuncu daha bulmaya çalışıyor. Aslan hata yapmadı. Pova'dan Muş skoru. Aslan'dan ikinci kill de geliyor. Side'da hala cepte Jonix var. Jonix'i biliyorlar bu. Evet ama Jonix de tabii çıkamadı oradan. Oo, ulti geliyor, ulti geliyor ve ultinin içinde bye kaldı. Bye. Garanti kill. Fred çok güvenli oynadı burayı ve iki oyuncu da Link tarafından gelecek. Marvel ile Chapaz. Chapaz ilk vuruşunda gayet başarılı. Ve gelen keşifoku yerini gösterecek. Yine de bulabiliyor bir oyuncuyu. Birebir de kaldı Fred. Soluna baksa, soluna baksa belki bu kill'i çıkartabilecekti ama sağda kaldı ve Marvel 1 ve 2'yi kazanıyor. Buradan bir şeyler çıkarabilecekler mi? 11 round'un savunmada yeterli olması gerekiyor BBL adına. Çünkü şu kompozisyonda gerçekten hem Kero hem AIMDLL iki Sentinel oyuncusu. BBL'de hücum tarafında sekteye uğramasına belki de bu kompozisyon mu neden oluyor soruları olabilir. Şimdi bir tecrit var. Kero bu tecriti bakalım nerede kullanabilecek. A short'a doğru ilerliyor şu an için. A tamamen retake'e bırakıldı Otherside ekibinde. Bu tecritin varlığından haberdarlar. Side tarafında kafesle birlikte alabileceği bir kill de söz konusu olabilir Chapaz'ın ama Chapaz da A-Link arkasında. Geliyor. Burası fazla retake'e bırakılmadı evet, mı sence? Yani ona bakıyorum şimdi yani C bırakılır genelde B bırakılır belki ama A'yı bırakmak bir de Echo'yken veya yarım round'dayken. Şimdi Chapaz orada Heaven'a doğru yerleşti. Aslan girdi. Yalnız Chapaz yakalandı. Büyük bir hata zaman kaybettirecek ve oradan birden fazla kill çıkarabilirdi Heaven tarafından. Şimdi bu arada etkilendiğimi diye bakıyorum. Kero 71 cana kadar hatta ikinci şok okuyla 40'a kadar düşmüş. Heal alacak Muş'dan. Evet. Ama alamadı galiba Chapaz Kero. Chapaz bu arada bu şekilde bekliyor ya. Yani short'ta biri olsa vururdu Chapaz'ı. Kesinlikle. Emdiler Kero killleri. Oo! 2! Hayır, Pova çıktı. Marvon'da kill var. Kero şimdi 1vs 2-3 pozisyon. Site içerisinde yakalanamadı Pova ve Muş son kill'i aldı. Ve artık onlar adına bitirmek için çok yakında olduklarını söyleyebiliriz. Jonix'ten kill var ama Pova çok daha yakında yakalandı. Jonix şimdi B tarafında desteği Marvel'den alacak. Bakalım hücum nereye? B'ye doğru giden bir kaplan var. A-Link'te iki savunucu, B-Side'de bir savunucu var. Double door içerisinde Min yakın savunma yapmaya devam ediyor. Min tabii oradan çıkmamak için zor tutuyor kendini. Muj oraya doğru geldi. Pikledi. İki tarafta çok zorlandı ama yakın mesafe Phantom'ı daha iyi tuttu Muj. Spray'de ve Min'i yakaladı. Şimdi avantaj tekrar BBL tarafında
olacak nasıl gibi ama tabii Sait seçimi hangisi? A mı? Şu an Double Door tarafı boş, C boş ama bu arada Mitten de pushluyor. Other Side savunması fakat yanlış info alıyorlar. C sanıyorlar şu an. Evet, yani C'de çünkü kimse yok. Round'un neredeyse başından beri ve A tarafında şimdi Şahin A link'e kadar gönderilince bunun A olduğunu anladılar. Wallbang denemeleri var ama A'da savunma oyuncularından kimse yok. Marvel'den arka arkaya iki tane şok oku çıkacak. Bunlar biraz geç kalınmış oklar sanıyorum. Bu arada Jonix geçerken fark edildi ve Aslan'ın kiriyle birlikte avantaj tamamen BBL'de. Şimdi retake için Şapaz gelecek spandan takım arkadaşıyla beraber, o da yakalandı. Marvel kaldı, sadece Aslan ciddi bir hasar veremedi ama pozisyon çok kuvvetli ve Kero bitirdi. BBL 13-6 ile beraber serinin ilk haritasını Heaven'ı kazanmayı başarıyor ki...